Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz Fransız Hava Kuvvetleri. Tabi Hava Kuvvetleri derken sırf konuyu Hava Kuvvetleri ile e, kısıtlamak istemiyorum. Fransa'nın uçak gemisi sahibi bir ülke, nükleer bir güç ve aynı zamanda ciddi bir deniz havacılığı var. Gelin bugünkü videomuzda Fransa'nın Hava Kuvvetleri, askeri havacılık tarafına bir bakalım. Hangi uçakları var, ne tür kabiliyetleri var, neler yapıyor ve gelecekte ne planlıyor? Gelin bunları birlikte inceleyelim. Malum son dönem içerisinde özellikle Libya operasyonlarında Fransa ile karşı karşıyayız. Fransa özellikle e, kuzey ve orta Afrika'da çok etkin bir ülke ki bu etkiler sömürü yıllarına dayanıyor. Uzun yıllar buraları sömürdü. Hala birçok ülkede askeri üsleri var, uçakları var ve Libya'da da tabi Türk Hava Kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşısına çıkıyor çünkü Libya'da Türkiye, Fransa'nın Ayağına basmış durumda. Şimdi Fransız Hava Kuvvetleri'ne baktığımız zaman ana savaş uçağını iki tip uçak oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi Mirage 2000 diğerisi ise Rafale uçakları. İkisi de bir Fransız imalatçı olan Dassault'un tasarımı iki farklı uçak. Mirage 2000'ler 4. nesil savaş uçakları 1970'lerde tasarlanmaya başlanıyor ve 1980'lerin ortasında hizmete girmeye başlayan Delta kanatlı, çok rollü, 4. nesil savaş uçakları. Bu savaş uçağını hatırlayacaksınız Ege'de zaman zaman Yunan Hava Kuvvetleri'nde eli var. Yunan Hava Kuvvetleri'nde Mirajları sık sık Türk Hava Kuvvetleri F-16'larının karşısına çıkıyor. Miraj'ın delta kanat yapısı çok düşük süratlerde havada tutunmasını sağlarken aynı zamanda uçağın gövde ve kanat altında farklı silah istasyonlarında ister yakıt tankı, ister hava hava veya hava yer mühimmatlarının taşınmasına da imkan kılıyor. Bunlardan birincisi Mirage 2000C. Mirage 2000C'lerden toplam 28 adet var. Mirage 2000C standart 2000'lere göre bir nebze modernize edilmiş bir model. Radar takibi yapabilen sistemler var ve bu sistem dost veya düşman ayrımını yapıp buna göre radar takibini hava hava görevlerinde gerçekleştirebiliyor. Mirage'ın bir diğer modeli ise 2000D. 2000D modellerinden toplam 70 adet bulunuyor. Daha önceden ne olarak adlandırılan 2000 serisinin nükleer görevli uçaklarının yerine bu D versiyonu geliştirilmiş durumda. Ağırlıklı olarak hava yer görevlerinde kullanılıyor. Yeni nesil takip sistemleri, hedefleme podlarına sahip ve bu uçaklar D'ler ağırlıklı olarak hava yer görevlerinde görev yapıyor. Mirage 2000'lerin en yeni versiyonu ise Mirage 2005F modeli. Kokpiti modernize edilmiş bir uçak bu. Pilotlar tüm verileri kokpitteki ekranlardan takip ediyorlar. Ee, bu uçak Mika olarak adlandırılan yeni nesil hava hava füzelerinin yanı sıra çeşitli hava yer mühimmatlarına sahip modern bir uçak. Fransız Hava Kuvvetleri'nin ikinci ve daha yeni nesil uçak modeli ise Rafale B ve C modelleri. Ee, bu konuda Fransa şöyle bir ayrıma gitmiş. B'ler çift kişilik versiyonları, eğitim versiyonları, C'ler ise tek kişilik modelleri. Rafale'ın M modeli ise Fransız donanmasında uçak gemilerinden inip kalkabilecek özelliklere sahip. 1980'lerde yeni nesil savaş uçağı için Fransa düğmeye Avrupa ile birlikte basmıştı. Hatta Avrupa ortak bir savaş uçağı geliştirilecekti ama daha sonra konsorsiyum ikiye ayrıldı. Ee, bu konsorsiyumda İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Eurofighter üzerinden çalışmalarına devam ettiler. Fransa ise e, Dassault'un Rafale modeli üzerine kendi yoluna devam etti ve ortaya çift motorlu, e, delta kanat yapısına sahip ama gövdenin yanında kanart olarak adlandırılan uçağın, e, hava'da tutunmasını daha da arttıran bir tasarımla farklı bir tasarım ortaya çıktı. Rafal'ın iki amacı vardı. Bunlardan biri hem hava kuvvetlerinde hem de deniz kuvvetlerinde kullanacak. Yani uçak gemilerine katapult yardımıyla kalkacak ve hook sistemi yani kanca sistemiyle iniş yapabilecek bir özelliğe sahip olmasıydı. Fransızlar bu konuda epey bir çalıştılar ve ortaya gerçekten yüksek e, yetenekli hem hava hava hem hava yer görevlerinde e, rahatlıkla kullanılabilecek bir uçak ortaya çıktı. Özellikle ISR radar sistemi sayesinde uçak uzun menziliyle çok farklı görevlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir altyapıya sahip. Eurofighter başta farklı ülkelere ihraç etme başarısına ulaşsa da Rafale sonradan açıldı tabiri caizse. Önce Mısır, arkasından Katar... Ve arkasından Hindistan ihalelerini aldı, Kuveyt ihalelerini aldı. Bakalım önümüzdeki dönemde farklı ülkeler için kovalanan ihaleler var ama Raffel nasıl bir e, seyir izleyecek bunu da merakla bekliyoruz. Fransızların nakliye, yakıt ikmal e, veya havadan ihbar kontrol uçaklarına geçmeden önce Fransız Hava Kuvvetleri ile ilgili de bazı önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Fransa nükleer silaha sahip bir ülke. Yani hava kuvvetleri nükleer bomba kullanabiliyor. Bu açıdan Fransa dünyada nükleer güce sahip çok az sayıda ülkeden biri olması nedeniyle de bir avantaja bu açıdan da çok ciddi bir eee altyapıya sahip bir ülke. Fransızların ikinci başarılı olduğu konu ise kendi havacılık bakışlarının olabilmesi. Bir bir tarafa bakıyorsunuz DASO. DASO hem sivil hem askeriyede çok eski bir imalatçı. Çok yüksek gelişmiş tasarımlara imza atabiliyor. Bir yandan Fransızlar kendi motorlarını da yapabiliyorlar. Bu açıdan da çok ciddi bir avantaja sahip durumdalar. Bu açıdan da Fransa NATO içerisinde tam askeri güç olarak resmi olarak tam içinde yer almıyor ama bu açıdan baktığımız zaman Fransa kendi sistemlerini geliştiren nükleer kapasiteye sahip gerçekten bölgenin çok önemli hava kuvvetleri arasında yer alıyor. Üçüncü bir durum ise Fransa'nın 1800'lerden başlayıp günümüze doğru gelen özellikle Afrika'da çok sayıda sömürgeye sahip olması. Bu tür ülkelerde Fransız üsleri var. Fransızlar sık sık buraya uçaklarını götürüyorlar, eğitimler yapıyorlar veya ne bileyim Mali'de olduğu gibi e, işi de karşı yapılan operasyonlarda kendi hava kuvvetlerini çok yoğun olarak kullanıyorlar. Bu açıdan da e, eğitimli hava kuvvetleri denebilir. Keza Suriye'de yapılan operasyonlara da Fransızlar katılmışlardı. Gerek yakıt ikmalle gerek uzun menzilli operasyonlar konusunda e, tecrübeli bir hava kuvvetleri buradan kendi başına çeşitli operasyonlar yapabiliyor. Fransızların bir diğer özelliği ise kısa kaldıkları noktalarda hemen dışarıdan yardım alıp kendi farklı uçakları, helikopterleri, envanterlerine sokabilmeleri. Şimdi nedir mesela Fransa dediğimiz zaman Mirage savaş uçakları efsane yıllardır üretiliyor ama bir bakıyorsunuz Fransa 1960'larda 70'lerde F-100 uçaklarına sahip. Niye F-100 almış? Demek ki bu konuyla ilgili havayar konusuyla ilgili bir sıkıntısı var. Bu açığı Amerikan F-100 uçaklarıyla kapatmış keza F-100'ler de Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllardır görev yapmış uçaklarda. Aynı şekilde bir bakıyorsunuz Fransız Hava Kuvvetleri'nde KC-135 havadan tanker uçakları var. Bu uçaklar yavaş yavaş yerlerini Airbus tarafından tasarlanmış A-330 yolcu uçağından tanker rolüne çevrilmiş A-330 MRTT'lere bırakmış durumda. Veya bir yandan bakıyorsunuz Fransız Hava Kuvvetleri 707, Boeing'in 707 yolcu uçağından hareketle tasarlanmış E3 AVAX uçaklarına sahip. Bu uçaklarda modernize edilmiş CFM-56 motorlarıyla uçuyor ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin gerçekten havadan ihbar kontrol çalışmalarının önemli bir kısmını kapatmakta. Veya yıllarda işte 1960'larda 70'lerde Fransa Almanya ile ortak C-160 askeri nakli uçaklarını geliştirdi. Bu C-160'lar Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev yaptılar. İkinci nesli bunların Airbus A400M oldu. Airbus bünyesi içerisinde yine Türkiye'nin de ortak olduğu bir projeydi. Ama bugün bir bakıyoruz askeri nakli uçağı konusunda bir eksiklik hissedildi ve hemen Amerika'dan C-30'ların J modelleri alındı. E, Fransız Hava Kuvvetleri'nin özellikle Afrika operasyonlarında Fransa ile bu üstler arasında ciddi bir lojistik desteğe ihtiyaç vardı ve bu destekte sağlanmasında C-130J tipi uçaklar A400M'lere ciddi yardımda bulundu. Ve bir taraftan da tabi yavaş yavaş emeklilik süreleri gelmeye başlayan C-160 uçakları da var. İsterseniz biraz nakliye uçakları, özel görev uçakları, eğitim uçakları biraz da Fransız Hava Kuvvetleri'nin bu yapısına doğru bakalım. Fransa'da 4 adet 707'den geliştirilmiş E-3F AVAX uçağı bulunuyor. Ayrıca 2 tane de C-160 ELINT görevlerinde yani elektronik savaş görevlerinde kullanılıyor. E, Fransız Hava Kuvvetleri'nin ayrıca Dassault'un geliştirdiği Falcon jetlerinden konvert edilmiş çeşitli komuta kontrol, havadan e, keşif gözetim amacıyla kullanılan uçaklar da var tankerlerden iki tane A330 MRTT'leri var. Şu an 3 e, tane filolarında A400M sayısı var ama bu giderek artıyor. Bir taraftan da 14 adet KC-135 R tanker uçakları da bulunmakta. Nakliye filolarında C-130'ların H modelleri var, J modelleri var, C-160'lar var 15 tane ve Türk Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi de CN-235-27 adet bulunmakta. Dediğim gibi Fransızlar kendi havacılık nosyonları olan, yaklaşımları olan ülkeler genel olarak eğitim uçaklarında yüksek performanslı alfa jetleri kullanıyorlar. Alfa jetlerden tam 97 adet Fransız Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunuyor. Alfa jetlerin yanı sıra EBM-121'lerden ler, 22 adet, G-120'lerden 18 adet bulunmakta ayrıca PC-21 Pilatus'un yeni nesil versiyonundan da 17 adet uçuş eğitimlerinde kullanılmakta. Şimdi gelelim Fransız donanmasına. Fransız donanmasının elinde bir adet uçak gemisi var. Nükleer güçlü bir uçak gemisi bu. Adı Charles de Gaulle Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'nda ünlü komutanı daha sonra da cumhurbaşkanlığı yapmış Charles de Gaulle'ün adını taşıyor bu uçak gemisi. Ve bu uçak gemisi Amerikan sistemleriyle çok ortak yapıya sahip. Biraz önce de belirttiğim gibi Rafale uçakları katapult yardımıyla kalkıyor. Kanca sistemini kullanarak iniyor. Benzer sistem Amerikan donanmasında da kullanılmakta da. Toplam 41 adet Rafale'ın M versiyonu uçak gemisi için tasarlanmış uçak gemilerinde görev yapabilmekte. Fransızlar zaman zaman Amerikan uçak gemilerine de iniş kalkış yaparak ortak kullanım için bu tür tatbikatları gerçekleştiriyorlar. Amaç bu koordinasyonun arttırılması ve yarın öbür gün dünyanın farklı noktalarında Amerikalı uçak gemilerinde kullanabilmek. Geçtiğimiz hafta videosunu yapmıştık. Fransa Amerika Birleşik Devletleri ile 2 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma doğrultusuna 3 adet e2'de Advanced Hawkeye tipi havadan ihbar kontrol uçağı alacak. Mevcut bu Fransa Hava Kuvvetleri'nde C versiyonları var. D ile birlikte özellikle uçak gemilerinden kalkıp etrafı dinleyecek, kontrol edecek ciddi bir altyapıya oluşturmak, bu sistemlerini modernize etmek istiyor Fransa. E2D'ler de bu açığı kapatacak gibi gözüküyor. Bunlarla birlikte Fransız donanmasında ayrıca e, E2C'lerden 3 adet olduğunu belirtmiştim Falcon 20 ve 200 serilerinden 5 adet Falcon 50'lerden de 8 adet bulunuyor bu işletleri convert edilerek çeşitli denizüstü takip amaçlı kullanılabiliyor. Fransa deniz karakol uçakları açısından da çok ciddi bir filoya sahip. Eski nesil de olsa geliştirilen yeni sistemleriyle Atlantik tipi deniz karakol uçakları yoğun olarak kullanılıyor ve tabii ki bu uçakların şu andaki ana görev noktalarından başında da Akdeniz ve Libya açıklarının geldiğini söylememde fayda var. Sonuçta Fransız hava kuvvetleri dünyanın farklı noktalarında sürekli operasyonel halde bir hava kuvvetleri Bazen bakıyorsunuz terörle mücadeleye katılıyor. Bazen bakıyorsunuz çeşitli Libya başta olmak üzere farklı noktalara girip çıkmaya çalışıyor. bu Buralarda aktif olarak uçuyor. Fransızlar gelecek nesil olarak özellikle Almanya ile birlikte geliştirdikleri Gelecek Savaş Uçak Projesi, FCAS'de çok önemli bir yere sahip. Bu uçak projesinde... Almanlar Eurofighter'dan Fransızlarda Fransızlar da Dassault'un sahip olduğu teknolojiyi ortaya koyarak gelecek nesil hatta iddiaları 6. nesil bir savaş uçağı geliştirmek. Bunun yanı sıra da insansız sistemlere de bakıyorlar. İnsansız sistemler açısından Fransızların çok ileride olduklarını söylemek pek mümkün değil. Bu konuda İsrail veya Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği insan savaş aracı sistemlerini kullanıyorlar ama bu konuda birçok ülkeden insan savaş aracı sistemi konusunda biraz daha geri olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü günümüz savaşlarında İHA sistemleri giderek ön plana çıkıyor. Bir taraftan da tabii Dassault'un önderdiğinde jet motorlu, stealth yani radar gönüllü oldukça düşürülmüş bir İHA sistemleri konusunda da Fransızlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Belki biraz pervanli sistem kendi geliştirdikleri pek yok ama jet motorlu İHA sistemleri konusunda da geleceğe doğru Fransızlar adım atmış durumdalar. Ama biraz önce de belirttiğim gibi Fransa kendi sistemlerini geliştirirken e, sahip olduğu havacılık endüstrisine çok güveniyor. Havacılık endüstrisinin hem sivil hem askeri anlamda çok gelişmesi Fransız'ın elini rahatlatan konuların başında. Çünkü çok ciddi bir motor teknolojisi var, jet uçak yapma teknolojisi var veya artık sivilden de kaynaklanan Airbus'tan da gelen bolca üretim yapıp bunları makul fiyata çekmek konusunda da önemli bir tecrübeye kavuşmuş durumda Fransızlar. Bu videomuzda size Fransızların hava ve deniz kuvvetlerindeki havacılık yapılarını anlatmaya çalıştım. E, Fransa sayıca çok fazla uçağa sahip olmadığı gözükse de havadan ihbar kontrol, elektronik karıştırma veya dışarıdan takviye olarak aldığı ve geliştirdiği çok sayıda tanker uçağı, insan aracı gibi sistemlerle e, dünyanın dört tarafında operasyon yapıyor. Bu konuda dünyanın önde gelen hava kuvvetlerinden biri olduğunu söylesek yanlış olmaz. Tolgozbek.com olarak pazartesinden cumaya her gün saat 19'da yeni videoyla sizlerin karşısındayız. Bize lütfen sorularınızı yorum yazabilirsiniz veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı hala olmadıysanız lütfen unutmayın. Yarın saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.